Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 gizemlerine baştan hoş geldiniz. Bu bölümde sizin de istediğiniz gibi Slenderman'i araştıracağız biz GTA 5'in içinde. İlk önce bahsedeyim Slenderman'dan ben biraz. Slenderman 2012 yılında yapılan Slender The Eight Pages adlı indie korku yapımı bir oyunla iyice popülerleşti. Slender 2009 yılında sanırım Eric Knudsen mıydı? Eric Knudsen diye mi okunuyor bilmiyorum ama o isimde bir eleman Something Awful adlı bir forumda sanırım bir yarışmada veya yarışmanın ismi de Something Awful olabilir, tam emin değilim o konuda. Bir fotoğraf sunuyor işte çocuklar ve çocukların arkasında gizemli bir figür. Slender diyor bu figüre. İşte bir de bilgi falan filan veriyor. Her neyse ve kazanıyor bu yarışmayı. Bu şekilde Slenderman miti insanların ilgisini çekmeye başlıyor. Ondan sonra 2012 yılında oyun yapılıyor. Oyun bitiriliyor daha doğrusu. Yapımı bitiriliyor. Slender The Eight Pages adlı bir tane oyunun yapımı bitiriliyor. Ve oyun zaten biliyorsunuz deli gibi popüler oluyor. O aralar YouTube'u kasıp kavuran bir oyundu. Yani çekmeyen YouTuber yoktu o aralar. Sanırım 2014'te mi? 2014'te sanırım değil mi? 2013'te olabilir de emin değilim. Daha gelişmiş bir versiyonu, ortaya çıkıyor. Slender The Arrival. Slender The Arrival böyle mekanikleri daha iyi, grafikler daha iyi, daha uzun bir oynanış süresi falan var. Slender böyle bir karakter. Bilmeyenler için önce tanıtayım dedim. Şimdi GTA'da ne ilgisi var bunun? Slender'ın GTA oyunlarında da olduğu söyleniyor. Özellikle San Andreas, GTA 5 ve GTA Vice'de. Ben daha önce hiç GTA'larda Slenderman'i araştırmadım. Çünkü Slender 2009'da ortaya çıktı. Ama Vice ve San Andreas ondan Slenderman mitinden çok daha önce yapıldı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Slenderman mitinin tabii Slenderman adıyla değil tabii o zamanlar ama Alman mitolojisinde işte Avrupa mitolojilerinde olduğu söyleniyor daha önce. Ama düşük bir ihtimal. Onun aynı kişi olduğunun aynı varlık değillerdir yani. Her neyse. Ben daha önce San Andreas ve Vice'de araştırmadım ama şimdi GTA 5'de araştıracağım. Biz neredeyiz? Biz şuradayız. Şuradaki kereste fabrikasındayız. Kereste fabrikasının etrafında dolanacağız şimdi. Ben hemen el fenerli olan fenerli tabancamı ortaya çıkardım. Güneş yavaş yavaş batıyor. Slenderman'in bu kereste fabrikasının etrafında veya Great Chaparral diye mi okunuyor? Neyse o bölgelerde dolaştığı söyleniyor. İddia edenler var daha doğrusu. Bazı kanıtlar ortaya atıldı internette. Tabi bu kanıtların daha sonra fake olduğu ortaya çıktı. Böyle şekiller oluyor bazen. İnsanlar bunu bunları karanlıkta görüyorlar. Böyle bir figür olarak görüyorlar bunları. İşte şu kabloları falan kolları zannediyorlar. Böyle uzun kollu, ince, uzun bir eleman gördükleri zaman Slender zannediyorlar. Ondan kaynaklanıyor olabilir belki bu bölgelerde görülme sebebi. Ama ben yine de etrafı detaylıca inceleyeceğim. Her bir ipucuna bakacağım. Her bir ipucunu kontrol edeceğim. Yani böyle. Tabii siz yine isterseniz çok fazla talep gelirse Slenderman'i San Andreas ve Vice'de de incelerim. Burası terk edilmiş bir mekan değil. Ama geceleri kimse olmuyor burada. Gündüzleri ben buraya geldim. Daha önce böyle kısa bir araştırma yaptım. Nasıl bir yer diye. Gündüzleri insanlar var. Bayağı bildiğin çalışıyorlar. Ama geceleri olmuyor. Geceleri kimse olmuyor. Fabrika hala çalışır halde oluyor ama. Fabrikanın da içini de gezip göremiyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Ben denedim çünkü olmadı. Şuradan yukarı atlamayı deneyeceğim. Slenderman'in özel olarak çocuklara bir ilgisi olduğu söyleniyor. Slenderman mitinde mesela çok çocuk kaçırır. Öyle bir olay var. Slender The Arrival oyununda da buna değinildi. Sonradan gelen güncellemelerle. GTA 5 bayağı geniş bir oyun olduğu için bilerek atladım buraya. Şuraya çıkmak istiyordum. GTA 5 bayağı geniş bir oyun olduğu için bayağı büyük bir haritası olduğu için
Haritanın her köşesinden farklı bir efsane çıkıyor, farklı bir mit çıkıyor. İnsanlar farklı farklı şeyleri gördüklerini iddia ediyorlar. Slenderman de bu şekilde buna dahil. Saate bakalım kaç oldu. Yani güneş battı 9.30 oldu, artık gece vakti. Dolaşacağız etrafa, bakalım Slenderman ne dair bir ipucu bulabilecek miyiz? Veya herhangi bir tuhaflık bulabilecek miyiz burada? Burası daha önce bir görev ve kullanıldı. O yüzden bir şeyler bulabilir miyiz bilmiyorum. Hani GTA oyunlarında şöyle bir mantık var. Mesela bir yer yapıyorlarsa görevlere de kullanıyorlar genelde. Bir bina, bir yapı veya bir rampa falan. Görevlere de kullanmıyorlarsa collectible olarak bir şey bulabiliyorsunuz o noktalarda. Görevlerde kullanılmayan noktalarda. Ha, o da yoksa büyük bir ihtimalle orada bir easter egg vardır. GTA oyunlarında genelde böyle bir gizem var. Şimdi bu neden böyle bir şey açıkladım? Çünkü burada biliyorsunuz bir görev yaptık. Oyunun sonuna doğru bir görev geçiyor burada. O yüzden burada bir easter egg bulma şansımız nedir bilmiyorum. Ha, her görev geçen yerde easter egg olmayacak değil. Böyle bir kesinlikle yok tabi ama ben böyle bir ihtimal var diyorum en azından. En azından yani burada Slenderman olma ihtimali birazcık daha düşük oluyor. Benim mantığıma göre. Buradan geçemiyor muyuz? Altından giremiyor muyuz? Okey. Bunda düştüm. Bundan bilerek oraya çıkmadım. Bu ses herhalde makinelerin yankı yapmasıyla oluşuyor veya rüzgar yapıyor bu sesi. Olabilir. Çok kötü ses çıkıyor ya. Ne yapıyor sesi? Giydiğimiz ayakkabılar mı? Büyük bir ihtimalle. Bir de bayağı ıslak zemine basıyoruz gibi ses çıkıyor ama yer hiç ıslak değil, öyle bir şey yok. GTA 5'te yer ıslak da bayağı bellidir. Efektler çok iyi. Işıklandırma falan da çok iyi ya, çok hoşuma gidiyor. Bu videoda ben burayı araştıracağım. Terk edilmiş kereste fabrikasını. Başka bir videoda da Great Chaparral bölgesini falan araştırırım. Etrafta hep orman var. Slender the Eight Pages adlı oyunda ormanda geçiyordu oyun. Slender the Arrival'da da öyle geçiyordu. Yine böyle bir dağ vardı Arrival'da. Slender the Arrival'da ve dağın çevresindeki ormanda ve yapılarda geçiyordu. Aynen yine böyle bir yer vardı. Şuradan içeri girebiliyor muyuz? Buradan boş bir yer görüyorum. Bu ne? Ha, trash çöp. Şunun altı da ayrı bir tuhaf. Herhalde detay olsun diye eklemişler ama buralarda easter egg varsa buluruz. Arada sırada sanki böyle birisi arkadan gülüyormuş gibi sesler falan duyuyorum. Ama baykuş sesleridir herhalde ya. Kuş sesleri falandır büyük bir ihtimalle. Fabrikanın içi de bu şekilde. İyice karanlık oldu artık. Yo, neden bu kadar aydınlık? Ben aslında bu kadar aydınlık olmasını istemiyordum normalde.
parlaklığı düşürünce çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor gerçekten. Skyrim'de, Fallout'ta falan ben parlaklığı düşürüyorum. Ondan sonra meşaleyle veya el feneriyle falan gidiyorum. Cidden çok hoş bir atmosfer oluyor ama neyse, sıkıntı yok burada. Parlaklığın böyle olması bizim için şu an için daha iyi. Buralara giremiyoruz herhalde. Ormandan çok tuhaf sesler geliyor. Cidden çok tuhaf sesler geliyor. Bir de şunlar... Şu boruları cidden insanlar silendirme falan zannetmiş olabilir. Aa, tren geliyormuş, ses ondan geliyormuş yani. Mesela hayalet tren diye bir tane iddia da var. Hiçbir yerde durmayan, böyle oyuncuyu aldığı zaman böyle kapıp götüren bir tane trenden söz ediyorlar. Ben uydurmuyorum bunu şu anda, internette gördüğüm bir şey. Hani internette trenin kendisini görmedim de böyle bir şeyler yazılmıştı bir yere, gördüm. İnsanlar birçok şey görüyor, birçok şey iddia ediyor. Biraz da tabii hayal gücü geniş insanların. Öyle olunca bayağı bir şeyler çıkıyor ortaya. Şu çok ses çıkarıyor ya. Ses çok önemli gizem avlarında falan. Gizem araştırmalarında ses çok önemli. Ben sese çok dikkat ediyorum. Çünkü bazı şeyler sadece ses ile ortaya çıkıyor ama şu fabrika çok gürültü yapıyor. Birazcık fabrikanın etrafını dolaşacağım. İçeride yani şu anda hala insanlar var. Bir baksanıza, arabaları buraya park etmişler, hala insanlar var içeride. En az 3 kişi var. 3 araba var burada. Ama hepsi içeride herhalde. İçeride hiç kimseyi göremedik çünkü. Peki sesleri falan çıkaran onlardır, bilmiyorum. Bu köprülerin altına bakmak da çok önemli. Etrafta herhangi bir çizim, herhangi bir kağıt parçası var mı diye bakıyorum şu anda. Çünkü biliyorsunuz Slenderman oyunlarının imzası o, özelliği o. Slenderman'in konusu olduğu böyle tuhaf tuhaf çizimler oluyor. Şu yapıdan başka yerlerde de var. Görmüştüm. Çiliyat Dağı'nın altındaki gizli, artık askeri üs mü diyeyim, laboratuvar mı diyeyim, işte onu araştırırken, en azından onu bulmaya çalışırken böyle yerler görmüştüm hep. Ama herhangi bir özelliği yok yani, sadece detay olması için konulmuş oraya onlar. Yani bizim konumuzla alakası yok şu anda onun. Bir dikkatli bir şekilde de bakmamız gerektiğini de biliyorum çünkü Çiliyat Dağı'nın etrafındaki işaretleri falan bulmaya çalışırken inanılmaz zorlanmıştım. Mesela bu video kaç dakikaydı bilmiyorum ama
Murat da yanındaydı. Murat Oyun Avcısı diye kanalı var. Oradan gidip bakabilirsiniz onun kanalına. Yine o da benim gibi gizemleri falan avlıyor. Ayrıca futbol videoları falan çekiyor. Futbol oyunları videoları falan çekiyor. Neyse. O da benimle birlikteydi ve saatlerce aramıştık biz o işaretleri. Abartmıyorum. Saatlerce aramıştık. Hatta o bir ara umudunu kaybetmişti. Böyle işaretler yok diye. Sonra ben dedim var var bulacağız dedim. Ondan sonra bulduk. En az 5 saat aradık. Abartmıyorum. En az 5 saat aradık. O yüzden şu anda çok dikkatli olmalıyız. Böyle etrafta küçük küçük kağıt parçaları varsa, üzerinde böyle tuhaf tuhaf resimler olan ve yazılar olan aynı şekilde yazılarda da dikkat etmemiz lazım. Yazılar da önemli. İşte varsa bulmalıyız ve zaten varsa büyük bir ihtimalle çok iyi bir şekilde saklanmıştır. Bundan çıkamıyor muyum? Çıkabiliyorum. Şey saldıracak diye ödüm kopuyor. Şu dağ aslanları var ya oyunda. Onlar saldıracak diye ödüm kopuyor. Şuradan aşağı inelim biz ya. Demir yoluna birazcık göz atmak istiyorum. Ses geliyor ama fabrikadan mı geliyor bilmiyorum. Ha teleferik giriyor ya. Of korktum ben de. Şimdi ben böyle gizemleri bulmaya çalışıyorum. Böyle gizemleri bulmaya çalışınca bir yandan da korkuyorsun. Çünkü böyle şeylerin onun içinde bir kere var lan. Şimdi bundan bahsediyorum daha aslanı. İyi ki ölümde çekti. Arkamdan çekse ölmüştüm ben şu ana kadar. Ben şurayı kontrol etmek istemiştim asıl. Şimdi atlayamıyor muyuz? Böyle yerler var, güzel. Telefon diyor. Muhtemelen. Birilerini aramak için gerekiyor o telefon ama. Girme. Bu oyunda şey yok mu acaba ya? GTA San Andreas'ta da vardı, GTA 4'te de vardı. Burada Easter egg yok. Yazılı. Bir şeyler yok mu acaba? San Andreas'ta vardı böyle bir yer. Hatırlıyorum. Böyle bir tabela vardı. Gant Köprüsü'nün yukarısında. Aha bakın. Slender oyununda da böyle bir şey vardı. Depo vardı. Çok tuhaf hayvan sesleri geliyor. Slender oyununda da böyle bir silo vardı. Bir yukarı çıkalım bakalım. Belki yukarıdan bir şeyler görebiliriz. Oyundaki hiçbir detayı kaçırmak istemiyorum. Ses neydi ya? Böyle seslerin gelmemesi lazım. Aynı şey geliyor. Sanki böyle tahta bir köprü zorlanıyormuş gibi bir ses geldi ama alakası yok. Buradaki köprüler olduğu gibi beton zaten.
Beton olmasa tren geçemez, ağırlık kaldıramaz. Şu da tahtadan değil. Metalden yapılmış. Yavaş yavaş güneş doğuyor. Şu dağ çok gizemli ya. Başlı başına bir gizem şu dağ. Onu da çözeceğiz. Onu da çözeceğiz. Dağın gizemini de çözeceğiz. Onu öldürmeseydik bizim başımıza bela olacaktı. O yüzden öldürdüm. El fenerine gerek yok şimdi. Birazcık da buraya gezeyim. Zaten sabah oldu ama böyle bir göz atmak istiyorum. Küçük bir ayrıntı olursa gözümüzden kaçmasın. Pek bir şey yok gibi. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla bir gizem videosu ve oyun videosu izlemek için veya abone olmak için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.